yaşanan yani iktidar partisinin etrafında yaşadığı kadro sıkıntısı o kadar büyük bir sıkıntı ki koskocaman Boğaziçi Üniversitesi'nden bir kişiyi rektör yapamıyorsunuz. Evet. Bir kişi rektör bu işte acziyet burada zaten. Gidiyorsunuz dışarıdan birini buluyorsunuz ve tepki geleceğini de tahmin edecek şekilde böyle bir atama yapıyorsunuz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin kurumsallığından çok bahsettik. Bir de bu işin karşı tarafı var. Yani söz konusu öğrenci arkadaşları var. Türkiye'de bir de öğrenci hareketinin bir geleneği var. Türkiye'deki ilk öğrenci hareketi ne zaman diye baktım buraya gelmeden önce. 16 Kasım 1924'te gerçekleşmiş ve çok ilginç, çok orijinal bir hikaye. Bakın Cumhuriyet kurulduktan üzerine 13 ay geçmiş. Yani henüz Cumhuriyet rejimi devrimci süreçte, dolayısıyla tedirgin, dolayısıyla bir karşı devrimci tehlike vesaire var. Bu esnada İstanbul'un ortasında bir öğrenci isyanı çıkıyor. Öğrenci isyanı şu, 1923'te öğrenci biletten yarım lira kesiyorlar. Ha, evet, 24'te tam bilete çıkartıyorlar bunu. Ve iki öğrenci yaralanıyor bu esnada. Yani iki öğrencinin de bir silahlı şey de oluyor. Karşı taraf işte tramvayı protesto edecekler. Bir silah da patlıyor. İki öğrenci yaralanıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Genç Cumhuriyet kurulmuş. 1,5 yıl olmamış. Bu kadar tedirgin bir süreç. Daha isyanlar vesaire falan var. Bu esnada öğrenciler kazanımla sonuçlanıyor. Gerçekten o tam bilet yarım bilete dönüyor ve o günden beri öğrenci biletleri o sayede öğrenci bileti daha ucuz. Yani siz eğer öğrenci hareketine bu şekilde böyle bir kere zaten yani bu iktidarın siyasi geçmişi zaten öğrenci hareketlerinin tam karşısında konumlanan bir 50 yıllık süreç olduğu için buna şaşırmamak icap eder. Çünkü 1960'lı yıllardan başlayan aslında Milli Türk Talebe Birliği, Komünizmle Mücadele Derneklerinden gelen bir geleneğin karşısında bu var. Şu anda zaten bu iktidarın bir ideolojik geçmişi de var. Şu anda yaşadığımızda aslında bu iki tarafın kutuplaşması ve bir taraf yalan söylüyor. Çok açık bir taraf yalan söylüyor. Hoca bağlanabildi mi? Hocamız hazır mı değerli arkadaşlar? Peki en azından telefonla almak istiyoruz kendisini. Bunu söylemiş öğrenci olayım. Desteği diyorsun ya. Mesela bugün ben bir video gördüm sosyal medyada. ODTÜ'lü öğrenciler Boğaziçi'ne destek için yeni şey yapmışlar. Beste yapmışlar. Ya. Bunu izledim. Belki rejideki arkadaşlar verebilirse ben çok hoşuma gitti. Ya tedirgin yani nasıl öğrenci biliyor, hareketi musun? Dediğim ya, budur zaten. Öğrenci kesine karşı sorumlu. Bütün üniversitelerde başlayacak. Tedirgin olunan bu zaten. Öğrenci hareketi saman alevi gibi hemen bir araya gelir. Aynı şekilde dağılır. Bu insanlar genç insanlar. Diğer insanlardan, ihtiyarlardan daha farklı düşünmelerinde çok basit bir sebebi var. Bir, öğrenci oldukları için aydın sorumluluğu yaşadıklarını düşünüyorlar. İhtiyar derken beni kastediyorsun. Mesela. Hayır, artı ikincisi geri kalan bütün insanlardan daha fazla bu dünyada kalacaklar. Ve dolayısıyla bir dünya hayallerinin olması 60 yılda, ortalama 50-60 yılda bu dünyada yaşayacak insanların bir dünya hayali olması, muhalif olmaları kadar doğal bir şey yok. Ya idealist olmaları da zaten bu, o bilinçle ilgili bir şey. Ve bütün dünyada gençlik zaten, öğrenci gençliği zaten muhaliftir. Ne yaparsın? Siz bunların üzerine gazla sopayla giderseniz ne olur ben size söyleyeyim. Bir gün bu memlekette bir tane Boğaziçi'li kalmaz, memleket acından ölür. O zaman deriz ki 30 sene sonra, 40 sene sonra yine bir pandemi başlar. Bir tane gurur vesilesi Almanya'da çıkar, o da Boğaziçi'nden mezunmuş. Acaba niye gitti diye sorarız. Aynen öyle. Evet, aynen ya öyle. Bir de şöyle bir şey var. Sadece saldırı, bak plastik mermilerle saldırı, kapıların kelepçelenmesi, pek çok öğrencinin kapılarının özel harekat tarafından, bakın özel harekatlar geliyor. Kapıları bazı yerlerde görüntülerde tabii, işte ÇED'de başkanın kırıyor. Söylediğine göre öyle. Evet kırılmış. Yani ve böyle gözaltı ve kelepçeleniyor çocuklar. Plastik bu... Biz de gözaltındık ama yani eylemde alınırdık götürdük. Ben yine linç edileceğim ama, Timur abi linç edileceğim biliyorum ama ben bununla ilgili emniyet yetkililerle görüştüm. Buradaki olayın aslını öğrenmek istedim. Çünkü buradaki bir kişiye MLKP örgütüne mahsus dediğiniz zaman elinizde kesin doneler ve kesin veriler tamam. olması gerekiyor. Bu insanların demek ki daha önce eylemlere karıştığı falan hepsi tespit edilmiş demesi gerekiyor. Ya anlaşılan kaçak ki orada görünüyor. Tabii orada görünüyor ve tespit ediliyor, yakalanıyor. Bunları sordum ben. Tabii ki şeyi sordum, kapıya neden kelepçe vuruldu falan diye anlattılar. Şöyle bir şey söylediler. Biz aslında yaptığımız üniversite öğrencilerinin hepsini içeri aldık diyor. Kartını gösteren içeri girdi zaten diyor. Dışarıda kalan grup da içeri girmeye çalışınca biz mecburen set olduk önüne diyor. Oradan da bizim üstümüze doğru bir şeyler gelince diyor itiş kalkış oldu dedi. Yani bu olmadı değil oldu dedi, kapı kırıldı dedi. Kapıyı da tutturabilmek için o an aklımıza ilk gelen kelepçeydi. Kelepçeyle takıldı işin açıkçası oluyor. Diyor. Niye dışarı atıyorlar i̇şte insanları? İşte buradaki şeyi anlatırken de tabii bazı sorular sordum ben. Bununla ilgili de kesin işte bu tür yaptığınız operasyonlarda
bu tür örgüte mahsus kişiler niye daha öncesinden tespit edemediniz falan. İşte görüntüleri izledik. Oradaki görüntüleri izledik. Onun üstüne tespit edilenlere gidildi. Kesin mi? Tabii ki yine bu karşı olarak ben de suçsuzluk karinesine inanan ve bir suçlamayla tutuklanan biri olarak diyorum ki görülmesi lazım. Çünkü daha önce bu ülkede her şeyi yaşadık. Seçim döneminde işte dendi ki teröristler sandık başlarındaydı. Şunlar oldu, bunlar oldu. İnsanlar suçsuz çıktı. İşte yok bunlar ifşacı, bunlar casus dendi. Birçok kişinin beraat ettiğini ve daha davanın bir tanesinden ben beraat ettim. Dolayısıyla insanlar şüpheyle yaklaşmak. Şüpheyle yaklaşmak zorunda kalıyoruz. Çok, bunun o kadar çok örneğini yaşadık ki. Çok yaşadık. Şey, sandık kurulu başkanları FETÖ'cü dedi. Bir tane hükmü çıktı mı? Yok. Ya bunun yani koskoca Ergenekon davaları bu ülkede görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde i̇şte, elektrik faturalarını, su faturalarını PKK'lılar götürecek deniyordu. İSPARK'ta PKK'lılar verilecek diyordu. Teröristlere teslim ediyorsunuz dendi. Ne oldu? Ya bakın o kadar enteresan bir örnek verici. Yani örnek ki aynı zamanda. Şimdi bakın Ergenekon davaları da onlardan biri. Dediler ki Ergenekon diye bir örgüt var. Yıllarca insanlar 5 yıl yattı. İçeride ölenler oldu. O davaların tetikçiliğini yapanlardan biri de Şamil Tayyar'dı. Şamil Tayyar cilt cilt kitap yazdı. Yani cilt cilt Ergenekon örgütüne dair kitaplar yazdı. İnsanlar cezaevindeyken bir kumpasla, FETÖ kumpasıyla cezaevinde hapsedilirken Şamil Tayyar onları suçlayan. Ben Zekeriya 36 Özden, yıl yargılandım işte ya. 36 yıl ya. Ve 36 şeyler, yıl yargılandım. Zekeriya Özden FETÖ'cü polis müdürlerine aldığı bilgilerle o kitapları yazdı. Hı hı. Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında Şamil Tayyar ne yaptı? 15 Temmuz darbe girişiminden, hain darbe girişiminden görüntüleri paylaşıp bu çocukları, yani Boğaziçi Üniversitesi çocukları tehdit etti. Ya 15 Temmuz'un giden yolu döşeyen, o dönemin Ergenekon davalarında tetikçilik yapan bir kişi, bir siyasi, AKP'li bir siyasi. Kitaplar hala duruyor. Kitapları duruyor, satılıyor işte, ve kitaplara çıktığı yer yayın evi, işte, FETÖ yayın evi olarak yargılanmış. Sıkıntı bu zaten. Memlekette her şey oluyorsunuz da rezil olamıyorsunuz. Evet,